Arkadaşlar merhaba. Devran Koleji Uzaktan Eğitim Sistemi 10. sınıf ekosistem ünitesi ne hoş geldiniz. Ünitemizin 4. föyü yani 23. föy canlılardaki beslenme şekillerini ve madde enerji akışlarını analiz ediyor. Şimdi madde ve enerji akışına başlatırken daha önce konuşmuştuk. Mutlaka bir ekosistemde üreten, tüketen ve ayrıştıran bulunmak zorundaydı. Yani biz ekosistemdeki cansız faktörleri, abiyotik faktörlerden sonra biyotik faktörleri konuşurken bu üç temel yapıyı konuşacağız. Üretenlerle başlıyoruz. Ototrof. Kendi besinini kendi sentezleyen canlılara ototrof diyoruz. Bu grupta biliyorsunuz bitkiler var. Ögdana gibi kloroplast taşıyan protistler var. Protist alemin canlıları var. Bazı bakteriler ve arkeler var. Yani bitkiler alemi, Ögdana gibi protist örnekleri, prokaryotlardan bazı bakteri ve arkeler de kendi besini kendi sentezleyebiliyor. Biliyorsunuz besin sentezlerken güneş ışını kullanabiliyoruz. Ya da güneş ışığı yerine inorganik moleküllerdeki kimyasal bağ enerjisini kullanıyoruz. Arkadaşlar, karasal ekosistemlerdeki asıl üreten yapılar bitkiler. Yani karasal ekosistemlerin temel üreticisi bitkilerdir. Sularda ise bazı mikroskobik bakteriler, hatırlarsanız fotosentez yapan tüm bakterilere biz siyanobakteri diyoruz. Yani fotosentezi suyla yapan bakteri, siyanobakteri diyoruz arkadaşlar. Ve algler de, protist canlılarından algler de arkadaşlar su ekosistemlerinin üreticileridir. Ve besin piramidinde, zincirinde ilk halka, ilk basamak bizim üreticilerimiz. Şurada gördüğünüz canlı da bir ototrof canlı. Şu da ototrof bir canlı. Kemosentez yapan bir üretici. Kemoototrof bir canlı. Fotosentez yapan bir üretici, fotoototrof bir canlı. Tüketenler ise besinlerini dışarıdan hazır alan canlılardır. Çoğunluğu hayvan türleridir arkadaşlar. Çünkü besin tüketen canlılar ya avcıdırlar ya da otçul canlılardır. Biz ot ile beslenenlere otçul, herbivor, et ile beslenenlere etçil, karnivor diyoruz. Otçul hayvan örneklerini hepimiz tanıyoruz zaten. Etçilleri de biliyoruz. Bir de arkadaşlar üçüncü grubumuz var. Hem et hem de ot yiyebilen canlılar var arkadaşlar. Bunlar omnivor veya biz bunlara hepçil canlılar diyebiliyoruz. Omnivor ya da hepçil. Çok fazla örneğimiz yok ama insan bunun başındaki örnek. Herbivor, otçul, karnivor, etçil, omnivor, hepçil hepsini yiyen. Burada bakın bazı canlı örnekleri var. Bunların tamamı heterotrof canlılar, tüketici canlılar yani. Genellikle arkadaşlar ilk tüketenler otçullardır. Böcekleri örnek vermiş. Kemirgen memeleri örnek vermiş. Bir de biliyorsunuz koyun, keçi, inek gibi geviş giden örnek vermiş. Burada arkadaşlar denizlerde ise yumuşakça ve kabuklu canlılar otçul canlılar. Ne yiyorlar? Fotosentez yapan mikroskobik canlı. Alg gibi, bakteri gibi fotosentez yapan organik besin üreten canlılar tüketiyorlar. Fito plankton, bitkisel plankton. Otoburları yiyenler ise ikinci tüketici. Onları yiyenler de üçüncü tüketici. Üçüncü grubumuz arkadaşlar ayrıştıranlar. Yani saprofitler. Saprofit. Her alanda yaşayabilen canlılar arkadaşlar. En önemlisi bizim için madde döngüsüne görev almak. Arkadaşlar iki büyük canlı grubu var. Bakteri ve mantarlar ayrıştırıcı. Bir de bazı protist örneklerimiz var. Özel gruplar. Onlar ayrıştırıcı. Bakteri ve mantar aleminde ciddi sayıda ayrıştırıcılar var.
Ama protistler de arkadaşlar, bazı örnekleri aristocuymuş. Yapmış oldukları iş organik maddeyi parçalayıp inorganik madde elde etmek. Yani çürütme yapmak öncelikle. Açığa çıkan moleküllerin bir kısmını canlılar kalırken bir kısmını da toprağa karışıyor arkadaşlar. Dolayısıyla doğada ayrıştırıcının olmadığı bir ortamda üreten ve tüketenin bir anlamı olmaz. Ekosistem varlığını sürdüremez. Örnekler vermiş. Örneklerimiz için bir geçelim. Besin ağından, zincirden ve bir kütlemizden bahsedeceğiz. Bir piramit üzerinden konuşacağız bunları. Biliyoruz ki üreticiler güneş ışığını alarak fotosentezi besine çevirirler. Onları da ilk tüketiciler yerler. Genellikle etçiller de ikinci tüketici olup otçul olan, ot yiyen birincileri yerler arkadaşlar. Ayrıca her basamağımızda organik atıkları ayrıştıran ayrıştırıcılar da çıkar arkadaşlar. Bakın basamakları göstermiş. Şu gördüğünüz basamak arkadaşlar, biraz daha şöyle büyütelim. Şu gördüğünüz arkadaşlar, birinci basamağımız üretenler. Onları yiyen tırtıl ve zooplankton, hayvansal plankton, ilk tüketici. Kertenkele balık gibi hayvanlar ikinciymiş. Onları da yiyenler de son tüketici buralar için arkadaşlar, ya da üçüncü tüketici ifadesini kullanıyoruz. Bakın basamaklardaki gidişat. Üreten, birinci tüketici, ikinci tüketici, üçüncü veya son tüketici arkadaşlar. Bitki, tırtıl, kertenkele, yılan, kara ekosisteminde fitoplankton, zooplankton, balık, pelikan, su ekosistemlerinde. Arkadaşlar, ekosistemlerde üretilen organik maddenin tamamına biyokütle diyoruz. Biyokütle. Dolayısıyla sentezlenmiş olan besin yukarı doğru aktarıldıkça biyokütle azalmaya başlar. Yani var olan besin bir üst basamağa kayıpla geçtiği için biyokütle azalmaya başlar. Biz her katmana, her basamağa trofik düzey diyoruz. Her basamağa trofik düzey diyoruz. Tüm üretenler birinci trofik düzey. İlk basamak canlısı. Otçul arkadaşlar ikinci trofik düzeyde. Otçulları yiyen etçiller üçüncü trofik düzeyde. Bu çok önemli bilgi arkadaşlar. Benim konuştuğum gibi ilk basamaktaki enerji bir üst basamağa aktarılıyor ama bir kısmı aktarılıyor arkadaşlar. Bir kısımda kaybımız var bizim. Dolayısıyla her üst basamağa besin bir miktar kayıpla geçecek. Üretici, otçul, etçi. Birinci, ikinci ve üçüncü trafik düzey. Bir de enerjimiz arkadaşlar her zaman için canlı tarafından kullanılmıyor. Daha doğrusu canlının yapısında kalmıyor. Bir kısmında arkadaşlar ısı olarak ortadan veriliyor biliyorsunuz. Zincir sistemi ve dışarıya doğru ısı olarak veriliyor. Zinciri vermiş. Üretici, ilk tüketici, ikinci tüketici, üçüncü tüketici ve son tüketici. Dilerseniz besin yoluyla bir üst basamağa besin aktarımı olduğu için biz bu besin ve enerji aktarımını üreticiden başlayıp son tüketiciye doğru götürmek ve göstermek zorundayız. Ayrıştıranlar da her basamakta ölmüş olan organizmaların ayrıştırılıp tekrar toprağa inorganik hale dönmesini sağlıyor. Takdir ederseniz ki bitkisel ortam, bitkisel canlılar karasal ekosistemlerde ilk basamağı oluştururken
Sularda ise demin konuştuk, algler, fitoplanktonlar yani ve su yosunları ilk basamağımız. Yine örneklerimiz var. Biraz besin ağından bahsedelim. Pek çok canlı bulunduğu ekosistemde diğer canlılarla etkileşim halinde. Bu etkileşim arkadaşlar, sadece bir canlıdan diğerine geçmiyor. Bu etkileşim esnasında başka canlı arasında etkileşimler var. Yani bir basamaktan diğerine tüm olarak aktarım yok. Farklı farklı canlılar bulunduğu için bir ağ şeklinde bir besin aktarımı yapıyoruz arkadaşlar. Bir ağ olarak aktarımımız var. Burada bir örnek vermiş. Yakından bakarsanız yeşil bitki üretici. Onu yiyen, bakın ilk basamakta görüyor musunuz? Birinci tüketiciler var. Üretici, birinci basamak. Otçul hayvanlar, ikinci basamakta. Ya da ilk tüketici, ikinci düzeyde. Onları yiyen bir üst basamak canlılarımız var. Bunlar ikinci tüketici, üçüncü basamak. Ve onları da yiyen bir üst basamağımız daha var. Üçüncü tüketici, dördüncü basamak. Ama bakın, dikkat ederseniz kaplan hem tavşan hem fare yiyor. Çakal hem keçi hem tavşan yiyor. Bitki, tavşan, keçi, fare yiyor. Fareyi yılan ve baykuş yiyor. Kartal yılan yiyor. Aslan kaplanlarla mücadele ediyor. Bu yeme değil ama bir mücadelenin sonucu arkadaşlar. Böyle bir ağ söz konusu. Piramit de arkadaşlar, piramit de var olan ekosistemlerdeki bireylerin sayısına ve ekolojik sistemdeki enerji akışına göre çıkıyor. Yani bildiğimiz bir biyokütle piramit çizeceğiz ve buradan enerjinin akmasını sağlayacağız. Bu da bizim besin piramidimiz. Biyokütle çok önemli arkadaşlar. Bir basamaktaki canlıların herhangi bir zaman dilimi içerisindeki toplam ağırlığı. Şimdi diyor ki, trofikler arasındaki etkileşim göstermenin diğer yolu da enerji piramidi. Besin zincirleri yoluyla aktarılan enerji miktarı jül veya kilokalori olarak gösteriliyor. Ve var olan enerjinin arkadaşlar çok az bir kısmını, sanılanın aksine çok az bir kısmını üst basamağa yolluyor. Dolayısıyla her trofik düzeyde bir üst basamağa doğru daha az enerji aktarılır. Çünkü büyük bir kısmı enerjinin ısıya çevrilip ısı olarak uzaklaştırılır. Arkadaşlar, ilginç bir tanım var. Diyor ki, öyle canlılar vardır ki ekosistemlerde miktarı çok fazla değildir. Fakat ekosistemden çekilmesi veya azalması habitatı değişime uğratır. Biz bu canlılara kilit taşı türler diyoruz arkadaşlar. Kilit taşı türler. Örnek vermiş, bakın. Mesela diyor, şu gördüğünüz besin zincirinde arkadaşlar, bizim kilit taşı türümüz susamuru. Şimdi susamurunun sayısının azalıyor olması katil balinayı çok azaltıyor veya buradan uzaklaşmasına sebebiyet veriyor. Bakın son tüketici çekildi. Bir önceki tüketici sayısı çok azaldığı için yok olmaya başladı. Deniz kestanesi ise kelp yosununu yediği için sayısı müthiş artmaya başlıyor. Yani susamuru deniz kestanesi yiyordu. Susamuru yoksa kestane sayısı hızla artmaya başlayacak. Çok artması kestanende kelp yosununu azaltacağı için bir süre sonra bütün ekosistem çökecek arkadaşlar. Bütün ekosistemde çökme olacak. Bakın şu an solda bir sinirimizi göstermiş. Birinci basamağımız trofik düzey, ikinci trofik düzey, üçüncü ve dördüncü trofik düzeyleri arkadaşlar. Ve her basamaktan da arkadaşlar dışa doğru, şuraya doğru biz ayrıştırıcılara
madde aktarıyoruz. Her canlı ölüyor veya doğada atık bırakıyor. Arşiler onu tekrar bitkinin kullanacağı hale getiriyor. Birikim ise arkadaşlar kireticiler. Yani canlının yok edemeyip bir üst basamağa aktarmış olduğu zararlılar. Biyolojik birikim arkadaşlar. Birikim biliyorsunuz hastalık yapmaya başlıyor. En önemli madde arkadaşlar DDT çok göreceksiniz. 60'lı yıllarda kullanılmış bu bizim böcek öldürücü bir ilaç arkadaşlar, kimyasal madde. Ciddi zararları olmaya başlamış. Bazı ağır metaller, radyoaktif maddeler, DDT arkadaşlar bizim için biyolojik birikime sebebiyet veren maddeler. Dolayısıyla bir bitkiyi, ilaçlanmış bitkiyi kemirgen yediğinde bir miktar DDT'yi biriktirmeye başlıyor kemirgen. Şahin ve benzeri ilaçlarda kemirgenleri tüketmeye başlıyor. Onlarda daha yoğun DDT birikiyor. Çünkü yok edilmediği için, yukarı doğru büyük kütle azaldığı için arkadaşlar, bir sonraki canlıya, bir sonraki canlıya aktarıldıkça arkadaşlar bakın kuşların yukarısına kadar geçmiş. Dolayısıyla en üst basamaklarda daha çok biyolojik birikim oluyor. DDT, siyanür gibi zehirli maddeler arkadaşlar. Biz bizden uzaklaştıramadığımız için yukarı doğru artış gösteriyor. Örneklerimiz var. Yine geçelim onları. Testlerimize kadar geldik arkadaşlar. Şimdi biz köyümüzü tamamlıyoruz. Lütfen tüm arkadaşlar köy sonu sorularını ve arkasından konunun içerisinde örnek soruları mutlaka çözsünler. Hem örnekler hem test soruları sizlere ödevdir. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.